Herkes girdiyse şu anda Çehelsütun Sarayı'nın içerisinde misafirler karşılanacağı zaman İran tarihinin efsanevi savaşlarını, özellikle de Safevi şahlarının efsanevi başarılarını anlatan çok önemli savaş betimleri var. Sadece Safevi şahları da değil, Nadir Şah'ın çok güzel bir savaş sahnesini göstereceğim. Ama özellikle bizim Türk tarihi açısından çok önemli olan ve Safevi Devleti'nin kurucusu kabul edebileceğimiz Şah İsmail'in Yavuz Sultan Selim ile yaptığı efsanevi bir savaşın, 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı'nın detaylarını gösteren betimleme muazzamdır. Şimdi şu resme baktığınız zaman Yavuz Sultan Selim'i görebiliyor musunuz? Bravo. Hemen fark ettiniz. Ortada Şah İsmail beyaz atıyla görünüyor ve bıyıklı. Bizde de Türkiye'de genellikle Yavuz Sultan Selim tasvirleri bıyıklı yapıldığı için gerçekten de öyleydi. Sakalsız ve bıyıklıydı. Çünkü Osmanlı minyatürlerinde de böyledir. Ama klasik bir Osmanlı padişahı tipolojisi nasıldır? Sakallı, şöyle sorguçlu, büyük bir başlığı, serpişi olan kaftan giymiş bir Osmanlı padişahı sureti burada Yavuz Sultan Selim'i temsil ediyor. Bakınız, resmin sağ üst tarafında beyaz at üzerinde Yavuz Sultan Selim'i sakallı haliyle görürsünüz. Ortada ise savaş meydanının kahramanı olarak Şah İsmail var. Arkadaşlar, neden İranlılar bu Çehelsütun Sarayı'nda bu savaşı göstermişler? Şah İsmail yenilmedi mi bu savaşta? Bize göre yenildi. Ama İranlılara göre ve bazı batılı tarihçilere göre aslında savaş sonuçsuz bitti. Neden böyleydi? Çünkü bu savaşta Osmanlı ordusu, şimdi bazı Osmanlı askerlerinin öldürülüşünü görebilirsiniz. Birincisi Sofya Sancak Bey'i Malkoçoğlu Ali Bey bu savaşta şehit oldu. Onun kardeşi Silistri Sancak Bey'i Ali Bey şehit oldu. Rumeli Beyler Bey'i Hasan Paşa şehit oldu. Osmanlı ordusunun 14 tane kumandanı bu savaşta şehit oldu. Dolayısıyla Şah İsmail askerleriyle birlikte Osmanlı ordusunun merkezi karargahına büyük bir cesaretle, yani burada Şah İsmail'in çok cesur hamleleri vardır. Bizzat bizim Hoca Saadettin Efendi'nin, İdrisi Bitlisi'nin naklettiğine göre Şah İsmail tam 7 defa Osmanlı merkezi karargahına hücum etti. Hatta Osmanlı askerleri etrafını çevirdi. Fakat Şah İsmail büyük bir cesaretle ve güçle Osmanlı askerlerini yararak geri döndü. Sonra yeniden hücum etti. Yani bu savaş Şah İsmail için de Yavuz Sultan Selim için de aslında ölüm kalım savaşıydı. Neden böyleydi? Çünkü hatırlayacak olursanız otobüste anlatmıştım. Bu Erdebil Tekkesi'ni Şah İsmail'in dedeleri olan başta Şeyh Cüneyt'i ve büyük dede Hacı Ali'yi Şeyh Safiyüddin'den itibaren Doğu Anadolu'da öğreti etkisini yaymaya başlıyor. Ve özellikle Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun bazı yerlerinde Osmanlıların vergi politikasını beğenmeyen ahali bir kurtarıcı bekliyorlar. Ve Şah İsmail bir dini kurtarıcı olarak ortaya çıkıyor. Hem bir din adamı, tekkenin şeyhi, hem bir siyasi gücü var Şah İsmail'in. Askerleri arasında yenilmez biri. Çünkü Özbeklerle yaptığı savaşlardan şimdi size bazı sahneler göstereceğim. Özbeklere karşı büyük savaşlar kazanmış. İran coğrafyasını genişletiyor, Akkoyunların mirasını tevarüs ediyor ve büyük bir devlet kurmaya niyetleniyor. Bu esnada özellikle de Doğu Anadolu'da etkinliğini artırınca Özbek Han'ın kafasını da Yavuz Sultan Selim'in babası olan 2. Beyazıt'a gönderip bak senin de sonun böyle olur, dikkat et benim karşıma çıkma mesajını verip de Osmanlı Devleti'nin izzeti nefsine adeta zelil düşürecek bir pozisyona gelince daha çok dindar kişiliğiyle, mülayim kişiliğiyle tanıdığımız dindar padişah Bayezid-i Veli Şah İsmail'e karşı bir girişimde bulunuyor ve bunun üzerine Yavuz Sultan Selim ne yapıyor? Babasına darbe yaparak tahttan indiriyor ve tahta geçer geçmez ilk iş olarak da Şah İsmail'in üzerine yürüyor. İşte dostlar, Şah İsmail'in üzerine yürüyen Yavuz Sultan Selim, bakın şurada sağ tarafta ordusunu yığmış vaziyette ve toplarla birlikte görüyorsunuz. 150 tane top getirmişti bu savaşta. 60 bin kişilik Osmanlı ordusunun karşısında 45 bin kişilik Şah İsmail'in ordusu vardı bu savaşta. Ama Osmanlı ordusu nasıl gelmiş biliyor musunuz? Çaldıran meydanına kadar. Tarihi kayıtlar şöyle naklediyor. Askerler
Erzincan'a kadar İstanbul'dan geliyorlar. Tüfekli Yeniçeriler ve Azap askerleri yürüyor. İstanbul'dan Erzincan'a kadar nasıl yürüdüğünü hayal edin şimdi. Yürüyerek oraya kadar geliyorlar fakat sonra haber geliyor. Erzincan'dan Tebriz'e varıncaya kadar 40 konak boyunca büyük bir yiyecek sıkıntısı var. Askerler diyorlar ki geri dönelim. Fakat Yavuz Sultan Selim hedefini kestirmiş. Hedefinde çok kararlı bir adam. Başını koymuş yola. Askerlere karşı birkaç defa teşcih edici, cesaretlendirici konuşmalar yapıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Askerler Erzurum'u geçip de Eleşkirt bölgesine gelince ayakkabıları parçalanıyor. Ayakkabıları parçalandıktan sonra yeniden itiraz sesleri yükseliyor ve bu defa askerler tüfeklerin ucuna ayakkabılarını açıyorlar, asıyorlar. Diyorlar ki padişaha bak ayakkabılarımız bile yırtıldı, ilerlemeyelim artık. Hatta Hoca Saadettin Efendi'nin, meşhur tarihçinin babası olan Hasan Can'ın naklettiğine göre Yavuz Sultan Selim Hasan Can'ı çadırına almış, kurşun deliklerini göstermiş. Bak demiş bunlar Yeniçerilerin kurşun delikleridir. Yani düşünün Yavuz Sultan Selim ne kadar cesaretli bir adam ki koskoca ordu 60 bin kişilik ordu gitmeyelim diyor. Tek başına o orduyu sürüklüyor ve şu cesarete de bakın ki ordu çadıra ateş edebilecek kadar ileri gitmiş. Buna rağmen Yavuz Sultan Selim dönmeyeceğiz diyor. Askerlerin önüne yeniden çıkıyor, cesaretlendirici bir konuşma yapıyor. Hedefe çok az kaldığını söylüyor ve dostlar ne oluyor? Çaldıran Ovası'na gelindiğinde Şah İsmail bu savaşı kazanacağından çok ümitli. Çünkü Osmanlı ordusunun tımarlı sipahileri arasında bile kendisine sempati duyan, mezhep olarak, dini düşünce olarak daha yakında bulunan kişiler var. Bu yüzden de Şah İsmail ben diyor yaklaştığımda Osmanlı ordusundan pek çoğu zaten benim tarafıma geçecek. Bu yüzden dostlar işte tam bu savaşın yapıldığı meydana gelindiği zaman Yavuz Sultan Selim bir kurmaylarıyla istişare yapıyor. İstişare meclisinde vezirler dinlenilmesi gerektiğini, bir süre zamana ihtiyaç duyulduğunu, askerlerin çok yorgun olduğunu söylüyorlar. O esnada Yavuz Sultan Selim baş defterdar Piri Mehmet Paşa'ya diyor ki hiçbir vezir kendi istediği gibi cevap vermeyince diyor ki sen diyor ne düşünüyorsun? Bunun üzerine Piri Mehmet Paşa şöyle diyor. Sultanım diyor ordumuzda Şah İsmail'in o Hatayi mahlasıyla yazmış olduğu Türkçe şiirler sebebiyle öğretisini tanımış, ona kendini fikren, dinen, yakın hisseden kişiler olabilir. Dolayısıyla diyor hemen hücum ettik ettik. Yoksa Şah İsmail propaganda yaptırır ve askerlerimizin bir kısmını kendi yanına çeker. Hemen hücum edelim diyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki sen defterdar olmuşsun, vezir olamamışsın henüz. Fakat bütün vezirlerden daha akıllı şeyler söylemektesin. Ve Yavuz Sultan Selim ordusunun bütün yorgunluğuna rağmen dostlar hücuma geçiyor. Hücuma geçtiği zaman Yavuz Sultan Selim aslında bu savaşın büyük bir kısmında bir savunma taktiği izlemiş. Çünkü Şah İsmail askerlerine şarap içirmiş, ölümüne savaşıyorlar. Şah İsmail'in ölümüne savaştığının göstergelerinden bir tanesi askerleriyle birlikte onların karılarını ve çocuklarını da getirmiş olması. Kadınlar da geliyor. Hatta bir İtalyan seyyah naklediyor, diyor ki İranlı kadınlar Amazon savaşçıları gibi kılıç tutmayı öğrenmiş, savaşmayı biliyorlardı. Kocalarının yanında savaştılar diyor. Dolayısıyla bu savaşa Şah İsmail adeta ölümüne gelmiş. Ya kazanacağım ya kazanacağım diyor. Dolayısıyla bu savaşta sevgili dostlar Yavuz Sultan Selim'in büyük bir avantajı var. Nedir o? Bakın buraya resmedenler onu da fark ettirmek istemişler ki Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim'in dedesi olan Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı ordusunun modernizasyonu çabasında o dönemin bütün devletleri arasında en iyi savaş tekniğine sahipti ve tüfekli Yeniçeriler ilk defa çok etkin bir şekilde hem de arabaların üstünde kullanmaya başlamışlardı. Yavuz Sultan Selim şöyle bir teknik izlemiş. Azapları en öne koymuş. Azapların arkasına tüfekli Yeniçerileri ve onun arkasına topları dizmiş. Böylelikle karşıdan düşman baktığı zaman şunu görüyor. Azaplar bizim gibi kılıçlarıyla öne doğru geliyorlar. Fakat Azap askerleri birden yarıldığı zaman arkasından düşman ordusunu tarumar edecek büyük tüfekli askerler ve toplar çıkıyor. Yavuz Sultan Selim bu savaş esnasında bir tepeye de direkt Kızılbaş askerlerini, Şah İsmail'in askerlerini görebilecek şekilde 1000 tane tüfekli yerleştirmiş. Dolayısıyla tüfeklerle Yavuz Sultan Selim'in ordusu Şah İsmail'in askerlerini zaten avlıyor. Hem Memlüklülere hem de Şah İsmail'e karşı yaptığı savaşta Yavuz Sultan Selim'in büyük bir ezici güçle hücum edebilmesinin başında bu tüfek ve top kuvveti gelmekte. Hatta Şah İsmail Yavuz Sultan Selim'in ordusuna hayran kalmış. Bu savaşta Şah İsmail ölmemiştir. Geri dönmüştür
ve ricat ettiği zaman kendi ordusunu yeniden dizayn ederken Osmanlı ordusundan kaçmış olan 20 tane tüfekli Yeniçeri askerine bizim ordumuza da öğretmiş. Tüfekler nasıl kullanılır diye öğretmeye çalışmış. Hatta derler ki Kızılbaş ordusu gözlerini, yüzlerini yaraladılar. Çünkü Osmanlı askerleri gibi tüfek kullanmayı hemen öğrenemediler. Bir türlü beceremediler. Ama Osmanlı ordusu Fatih döneminden itibaren çok iyi top ve tüfek kullanmayı öğrenmişti. İlk olarak Otlukbeli Savaşı'nda, sonra da bu savaşta tüfekler kullanılıyor. Dolayısıyla dostlar, bu savaşta Yavuz Sultan Selim başta askeri teçhizatını çok iyi kullanması hasebiyle Şah İsmail'in ordusu o dönemde yenilmez bir orduya sahipti. Çünkü daha önce hiç yenilmemişti ve askerlerin nazarında Şah İsmail'in askerleri diyorlardı ki bizim hem dini önderimiz hem siyasi önderimiz olan Şah İsmail Allah tarafından bir ilahi yetkiye ve güce sahip olduğu için asla yenilmez. Bu yüzden şahlarının yenilmeyeceğini düşünen Kızılbaşlar ölümüne hücum ettiler. Bu savaşta Taçlı Hatun Osmanlı ordusuna, yani Şah İsmail'in karısı Osmanlı ordusuna esir düşmüştür diye çok meşhur bir bilgi vardır. Ancak Feridun Emecan hocamız yaptığı çalışmada Şah İsmail'in karılarından Bihruz Hatun'un esir düştüğünü, Taçlı Hatun'un bu savaşta esir düşmediğini Osmanlılara ortaya koydu. Yani Şah İsmail'in bir eşi esir düşmüş fakat bu Taçlı Hatun değil. Bakın burada esir alınmış olan kişileri de görebilirsiniz. Malkoçoğlu bizzat Şah İsmail tarafından öldürülüyorken gösterilir. Kılıçla tamamdır. Kılıçla adeta ikiye bölüyor. Dolayısıyla Şah İsmail'in askerleri Kızılbaşlar. Bakın o başlığın altında yukarı doğru uzayan kırmızı başlıklar var. Fakat onun altında 12 dilimli Kızılbaş terki de var. Dolayısıyla burada evet, Malkoçoğlu Ali Bey öldürülürken gösterilmiş. Tabi bizim Osmanlılar da bıyıklı halleriyle gösteriliyorlar. Sadece padişah özellikle sakallı gösterilmiş ama padişahın arkasına bakarsanız Osmanlı askerlerini bıyıklı halleriyle yine görebilirsiniz. Şah İsmail'in bakın atında bir damga da vardır. Alt kısmı kırmızı, ortası beyaz. Şimdi şu tarafa gelin.